Merhaba, ben Tahire Demircan. Işıltılar'da bu hafta Türkiye'de pek çok önemli proje imza atan Mimar Sinan Kafadar'la beraberiz. Yıllarda İstanbul'da yapılan birçok otel projesinde sizin isminizi görüyoruz. İlk önce Four Seasons'la başladınız. Şimdi de yeni bir Four Seasons deniz kenarında inşa ediyorsunuz galiba. Evet, bu ikinci Four Seasons olacak İstanbul'daki. Four Seasons Bosphorus. Bir şehirde iki kez Four Seasons olduğu çok nadir olan bir durum. Ama İstanbul'daki bu otelin başarısı hem yatırımcıları hem Four Seasons tarafını İstanbul'daki potansiyeli gördükten sonra ve Boğaz'a inme isteğini hissettikten sonra açma, ikinci Four Seasons'ta yapma ihtiyacını veya gereksinimi hissettiler. İstanbul hayatı böyle bir şey. Yani şehirde, tepelerde yaşamak bir şey, bir keyif ama Boğaz'sız İstanbul biraz eksik kalıyor. Onu hissedenler bir şekilde Boğaz'a inmek istediler. Sultanahmet Four Seasons Otel'in içini klasik döşemiştiniz. Deniz kenarındaki Four Seasons içi de klasik mi olacak acaba? Burası kadar klasik olmayacak. Onda bazı iç mimaride değişiklikler yapmak istedik. Bunun birkaç sebebi var. İstanbul turizm hayatının geçtiğimiz 10 sene içerisindeki değişimi, bir manada ürün çokluğunun oluşması şehirde. Bir ikinci sebebi de geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Four Seasons müşteri profilinin eskisine oranla çok daha gençleşmiş olması. Bu iki kriteri de analiz ettiğimiz zaman yeni Four Seasons'taki iç mimari buradakine oranla biraz daha modern olacak. Ancak şöyle bir hayal kurabiliriz. Boğaz kenarında bir yalıdayız. İç mimarisi yeniden yapılmış, bunu hissettirmek istiyoruz, yeniden yapıldığını. Yani bu bir replika değil, eskisini andırıyor, o dönemi andırıyor olacak ama eskisinin birebir kopyası olmayacak. Yani bulunduğumuz mekan 1900'ün başlarındaki bir mekanın dekoratif elemanlarını birebir bulunduran bir iç mimari olmayacak. O zaman bir restorasyon oluyor. Biz bir restorasyon yapmıyoruz, biz bir özümseme, bir improvizasyon yapıyoruz. Bunda mekanın klasik olduğu, buranın bir restorasyon geçirmiş olduğu hissedilecek ama çok daha çağdaş olacak. Buna karşı kullandığımız mobilyalarda günümüz insanının yaşam şeklini yansıtır nitelikte çok daha çağdaş mobilyalar olacak. Buradan, o yüzden söylüyorum, buradan daha çağdaş, daha modern olacak diyebilirim. Günümüzde insan çeşitli aktivitelerle meşgul. Otelinizde de aktiviteler için yerler olacak tahmin ediyorum. Spa, spor salonu gibi. Evet. Four Seasons Bosphorus'ta 170 oda, lobi, buna bağlı çay salonu, bar, ana restoranımız, 2500 metrekare bir spamız ki İstanbul'daki spalar arasındaki en büyüklerden biri olacak. 500 kişi kapasiteli ve 1000 kişi kapasiteli iki balo salonumuz. Bununla birlikte 1000 kişi kapasiteli de dışarıda aktivite yapmak üzere olan alanımız olacak, bir bahçemiz olacak. Bu bahçede proporsiyonları itibariyle İstanbul Boğaz kenarındaki diğer bu tür işlemlerin yapılabileceği mekanlara oranla çok daha düzgün proporsiyonlu, ideal bir dikdörtgen. O yüzden sanırım bundan sonra İstanbul'un önemli düğünleri, önemli sosyal aktiviteleri artık Four Seasons Bosphorus'ta yapılacak. Siz değişik otel projeleri gerçekleştirdiniz. Sofa Otel, Mövenpik Otel, Bodrum'da Kempinski Oteli. Evet. Çok farklı tasarımları var bunların. Nasıl böyle farklı yönlerde hareket edebiliyorsunuz? Tasarımın
Bana göre en önemli kriteri kim için, potansiyel müşteri profili, nerede, nasıl, hangi bütçeyle, ne kadar zaman süresince yapılabileceği. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman aklımda bir formül oluşturabiliyorum. O formül bütün bu kriterleri toplayıp, zihninizde özümseyip, bu klasik mi olmalı, biraz daha modern mi olmalı, yoksa çok çok bu söylediğim tarzlardan farklı, çok daha farklı bir modernlik seviyesinde mi olmalı? Bunun kararını insan anca o zaman verebiliyor. O yüzden ben doğru projenin mantığını anlamaya çalışıyorum. Ve o zaman doğru proje yapabiliyorum. Yaptığım işin mantığını kim için, neden, bütün bunları aklımda sorup, cevaplayıp ondan sonra bir formül oluşturabiliyorum. Ve ürün çeşitlemesi de buradan geliyor aslında. Yani her bir yapının fiziksel şartlarını doğru anlamaktan geçiyor. Neden genelde otel projelerinde çalışıyorsunuz? Neden diye değil, bu otelle başlayan kader diyebiliriz buna. Bir şekilde bu otelin başarısı bundan sonraki diğer otel projelerinde beraberinde getirdi. Four Seasons'tan sonraki önemli projemiz Ritz-Carlton'du. Onu Mövenpik, Radisson, Sas İstanbul, Bodrum Kempinski, Sofa, Central Palace, şimdi inşaatını devam ettiğimiz Asya yakasındaki ilk 5 yıldızlı otel olacak olan Marriott var. Ankara Divan, aynı zamanda Mövenpik Bodrum var, diğer çalıştığımız projelerden bir tanesi. Bu tür oteller birbirlerini kovaladı, birbirlerinin arkasından geldi. Bu tabii ki bir tercihti ama bir şekilde yaptığımız işlerin referansları bir sonraki müşterimizi potansiyel olarak onu oluşturdu ve birdenbire içinde bulunduk bu tür projelerimizin. Ancak bununla birlikte diğer başka yaptığımız projelerimiz de var. İki tane yabancı mimari ofislerle birlikte gerçekleştirdiğimiz projemiz var. Bunlar da lokal mimar olarak tüm uygulama ve inşaat aşamasında bulunduğumuz Yapı Kredi Operasyon Merkezi ve Koç Üniversitesi var. Bununla birlikte yeni sektörlerden bir tanesi de bizim için alışveriş merkezleri. Şu anda Nişantaşı'ndaki Cities Alışveriş Merkezi devam ediyor inşaatı. Ve Palladium Alışveriş Merkezi, ki o da Kozyatağı'nda Asya yakasının yine en büyük alışveriş merkezi olacak. Bunlar ürün çeşitlemesi açısından ofisimizdeki diğer sektörlerde çalışmakta olduğumuz projelerimiz. Cities Nişantaşı nasıl bir alışveriş merkezi olacak? Cities Nişantaşı şehirdeki ölçek olarak diğer alışveriş merkezlerine oranla daha ufak butik bir alışveriş merkezi olacak. Ancak içinde bulundurduğu markalar ve özellikleri açısından bence şehirdeki en özellikli ve en çok talep görecek alışveriş merkezi olacak. Bunun bir sebebi zaten alışveriş semtinin göbeğinde olması, yani Nişantaşı'nın tam merkezinde yer alıyor olması ve de şu ana kadarki binada bulunacak olan markaları, çekim güçleri orasını özellikle kılacak. Nişantaşı Cities'de dikkat etmeye çalıştığımız bir kriter var. O da Nişantaşı'nın oluşmuş mimari yapısında barışık, oradaki mimariye, dokuya uygun bir yapı yapmaktı. Bu manada kullandığımız malzemeler, taş dokusu, mimari profili itibariyle kimseye yabancı gelmeyeceğini düşünüyorum bittiği zaman. Fonksiyonları itibariyle de tabii ki alışveriş merkezi adı altında çok büyük bir otoparkı var. 650 araçlık. Bu Nişantaşı'ndaki otopark ihtiyacını ciddi anlamda çözeceğini düşünüyorum. Kaç katlı oluyor bina? Bina toprak altında 10 katlı, toprak üzerinde ise 6 katlı. Bayağı büyük. Evet, oldukça kaç büyük. Kaç dükkan olacak? O satış pazarlamanın ilkelerini belirleyeceği bir şey ama aşağı yukarı 100 civarında diyebilirim. Bununla birlikte çok önemli markaların restoranları olacak. Nişantaşı'nda veya şu an Türkiye'de olmayan markalarında. Ve sinema olacak. Şöyle özetleyebiliriz. Otopark, alışveriş merkezi, yiyecek, içecek ve sinema. Bütün bu fonksiyonları benliğinde buluşturan bir mimari tasarım yapmaya çalışıyoruz.
Siz mimarsınız, aynı zamanda iç mimarsınız. Evet. En çok hangi projelerde çalışmayı seviyorsunuz? Otel projelerinde çalışmayı kesin çok seviyorum. Ve de uzmanlık alanında otel projelerinde diyebilirim. Ama diğer projelerde, özellikle mimari projelerde şu anda çok ilgimi çekiyor. İç mimari projelere olan ilgimiz ve ofis olarak yoğunluğumuz mutlaka devam edecek. Ama bununla birlikte çok özellikli mimari projelerinde içinde olmak istiyorum. Şu anda tercihlerim daha ağırlıklı olarak mimari projelerin içinde bulunmak. Çalışmalarımı daha çok bu yönde devam ettirmek istiyorum. İstanbul'un son mimari durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gökdelenler, residence'da yaşamalar, bunlar için ne düşünüyorsunuz? Bunu şehircilik açısından değerlendirmek lazım. Aslında İstanbul yatayda çok yayılmış durumda. Bir ucundan bir ucuna 150 kilometre civarında olan bir şehir ve hala bunun çalışma ve sosyal merkezi tek. Beylikdüzü'nden Gebze'ye kadar ki bantın hala merkezi İstanbul. Gebze'deki, Küçükçekmece'deki, Beylikdüzü'ndeki insanlara nerede oturuyorsun diye sorduğunuz zaman İstanbul diyor. O değişmeyecek. Hala yaşanılan yerin adı İstanbul ve İstanbul'un merkezi bir tane. İstanbul çok merkezli bir şehir değil. Asya yakası, Bağdat Caddesi civarı bir ikinci merkez kabul edilebilir ama hala Anadolu yakası maalesef ikinci planda. Bu sebeple şehir yatayda gelişti. İnsanlar çok uzak mesafelerde her gün işe veya sosyal hayatlarıyla ilgili seyahat etmek durumunda kalıyorlar. Ama bu yavaş yavaş değişmeye başladığı kanaatindeyim ben. Şehir merkezinde kalıp minimuma indirmek trafiği insanların tercihleri. Bu tercihlerde paralelinde inşaat sektöründe ve tasarımda başka gerçekleri beraberine getiriyor. Şehir merkezindeki yoğunluğun artma ihtiyacı oluşuyor. Bu takdirde de çok katlı binalardan başka çözüm maalesef ortaya çıkmıyor. Bu da şehirdeki şu an yapılmakta olan residence konut tipolojisini beraberinde getiriyor. Mimar olmaya nasıl karar verdiniz? Mimar olmaya karar vermem hepimiz gibi lise yıllarına dayanıyor. Yani tercihen meslek seçme konusunda birçok insan herhalde lise sıralarında karar veriyor. İsmimiz Sinan olması ve çocukken yapboz oyunlarına, Lego ve nevi yapboz oyunlarına olan merakımdan dolayı bir şekilde o etiket bana zaten aile büyükleri tarafından yakıştırılmıştı. Mimar Sinan diyorlardı. Evet, aile. Şaka yollu. Ancak üniversite seneleri geldiğinde benim de ilk tercihim mimari oldu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini ilk tercihim olarak kazandım. Ondan sonra isim benzerliği, tabii ki bazı anekdotlarda çok telefon görüşmelerinde komik şeyler oluşturuyor. Mimar Sinan arıyor deyince. Bu tabii büyük bir sorumluluk aynı zamanda. Mimar Sinan hayatı boyunca 500'den fazla yapı yapmış. Evet. Bunu bir hayatına sığdırmış. Bizim zamanımız için olası değil. Mümkün bir şey değil. Tabii ki o ismi bir şekilde üzerinizde hissetmek ve stresini hissetmek değişik bir his. Mimar Sinan'ın eserlerinden etkilendiğiniz bir eseri var mı? Mimar Sinan'ın eserleri içerisinde Süleymaniye beni en çok etkileyenlerden başında geliyor. Bunun sebebi de şehrin topografi yapısı içerisinde caminin yerleştiği noktayı gözlemlediğimiz zaman tepenin en yüksek olduğu noktada 4 yüksek minare, tepenin alçalmaya başladığı noktada ise 2 küçük minare kullanmış olması çok ilgimi çekmiştir. Yani topografiyi ve coğrafyayı doğru algılamak ve ona bağlantılı reçete yazmak hoşuma giden bir şey, ilgimi çeken bir şey diyebilirim. Birçok projeyi aynı anda götürüyorsunuz. Bu kadar yoğun projeleri nasıl bir kadroyla yürütüyorsunuz? Şu anda ofisimiz aşağı yukarı 30 kişi. Bu İstanbul ofisimiz. Benim aynı zamanda bir ortağım var, Cavit Sarıoğlu. Ve bir ofisimiz de İtalya'da var. Cavit Sarıoğlu genellikle İtalya'daki ofisimizin başında ki orada da şu anda 15 kişi çalışıyor. Ben de İstanbul ofisimizin başındayım. Şu anda İstanbul ofisimizde de 30 kişi civarında arkadaşımız bizlerle birlikte. Mimari büro yönetmek işin bir tarafı ve sürekli
tasarım yapmak ve kreatif kısmınız ikinci bir kısmı, ikinci bir bölümü. 30 kişilik bir mimari kadroyu sürekli olarak yürütmek de başka bir takım erdemler gerektiriyor. Ben olabildiğince içinde bulunduğumuz projelerdeki benim endişe duyduğum konuları veya özellikle üzerinde durmaya çalıştığım konuları arkadaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Bana göre projenin realitesini onlarla paylaşmak istiyorum. Endişe duyduğum şeylerin veya bu projenin en hassas noktasının neresi olabileceğini sürekli olarak arkadaşlarımla tartışıp onlara doğru çözümler oluşturma konusunda tüm ekibimizle birlikte davranmaya çalışıyorum. Ofisimizde çalışan arkadaşlarımızın hepsi üzerinde çalıştıkları projelerde fikir yürütebilirler, tasarlayabilirler, bana sunabilirler. Oldukça demokratik bir üretkenlik şeklimiz var. Ben özellikle arkadaşlarımın farklı fikirlerle, belki de benim fikrimle çarpışacak fikirlerle gelip tartışma ortamını genişletmeyi tercih ediyorum. İlla benim dediğimin uygulanması konusunda bir ısrarım olmuyor. Bu herkesi yaptığı işten daha keyif alır hale getirdiği düşüncesindeyim. O yüzden oldukça katılımcı bir tasarım süreci geçirmek tercih ettiğim bir şey. İtalya'da herhangi bir çalışmanız var mı? Ofisiniz olduğuna göre. Evet, İtalya'da da bazı mimari ve iç mimari projelerimiz var. Bunlar genellikle konut ağırlıklı, konut kompleksi ağırlıklı. Şu anda Trevi Resort diye üzerinde çalıştığımız bir projemiz var. Toskana bölgesinde. Bu da residence apartman daireleri ve dönemsel kiralanabilen suite dairelerden oluşan bir kompleks. Sinan Kafadar'la yapmış olduğumuz söyleşiye kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Yaptığımız söyleşiye devam ediyoruz. Projelerinizde genel malzeme tercihleriniz nerelerden oluyor? Şu anda Türkiye'de inşaat sektöründe yapılamayacak hiçbir şey olmadığı kanaatindeyim. Bizdeki teknoloji, insan gücü, malzeme çeşitliliği aklımızdan geçen hemen hemen her şeyi yapmaya imkan tanıyabiliyor. O yüzden projelerimizde özellikle doğal taş ve mermerler konusunda %95 oranında hep yerli taşları kullanmayı tercih ediyoruz. Yerli mermerleri kullanmayı tercih ediyoruz. Özellikle mermerlerimiz çok güzel. Evet, işleyebildiğimiz oranda çok kaliteli mermerlerimiz var. Bunları yataktan çıkarmak, kesmek ve doğru şekilde bir finish yapmak, bunların hepsi başka maharetler gerektiriyor ama bizde yeterli derecede iyi malzeme var. Size zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Işıltılar'da bu hafta Mimar Sinan Kafadar'la beraberdik. Programla ilgili düşüncelerinizi ışıltılar@cnntürk.com.tr'ye gönderebilirsiniz. Ben Tahir Demircan, bir sonraki Işıltılar'da görüşmek üzere.